hocam az önce konuşmanızın arasında rektum dediniz. Peki evet. Rektum nedir ve rektum kanseri neden oluşur? Rektum kanseri bağırsağın anüs dönünceki son kısmıdır ve oradaki kemik yapının son kısmında olduğu için kemik yapının arasında kalmıştır. Ve buranın ameliyat edilirken ki rezidü dediğimiz ameliyat sonrası orada kalma ihtimali veya ameliyattan sonra tekrarlama lokal nüks dediğimiz ihtimal çok yüksek olan bir bölgedir. Bu nedenle de biraz ele alınmış şekli bağırsağın diğer kısmına göre biraz daha farklıdır. Mutlaka burada ışın tedavisi kullanılabilmektedir. Yine bağırsağın diğer kısmına göre son birkaç yıldır son çalışmalarla, klinik çalışmalarla birbirini destekleyen ameliyatsız bir şekilde yine kemoterapi ve radyoterapinin kullanıldığı çözümlere de gidilebilmektedir. Çünkü rektum bağırsağın son kısmı olduğu için ameliyat sonrası kalıcı bağırsağın dışarı verilmesi kolostomi ile bitebilmekteyken artık pek çok rektum kanserlerinde iyi değerlendirildiğinde ve iyi takip edildiğinde cerrahi özellikle yapılmaksızın radyoterapi ve kemoterapi ile tam yanıta tam şifa sağlayan bir alt grup vardır. Bu açıdan da bağırsağın diğer kısmından artık daha farklı ele alınabilmektedir. Ameliyat edilebilecek hastalarda bile pek çoğunda ameliyat öncesi ve sonrası mutlaka radyoterapi girmek zorundadır. Dediğim gibi o bölgenin yapısı itibariyle aynı bölgede vücuda dağılmadan ameliyatlardan, tedavilerden sonra 3-6 ay bir sene sonra tekrarlama riski yüksek olduğu için lokal bir tedavi olan radyoterapiyi o bölgede koymak çok önemlidir. Bu anlamda da rektum kanseri önemlidir. Yine rektum kanserlerinin bir kısmı hematojen yayılmayı sevdiği için bağırsağın diğer kısmına göre akciğere, diğer organlara daha fazla atma eğiliminde, daha fazla sıçrama eğiliminde olmaktadır. O açıdan da yine rektum kanseri biraz daha farklı gibi gözükmekle beraber karşımıza o şekilde çıkmaktadır. Peki rektum kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir hocam? Dediğim gibi rektum kanserinde ana tedavisiz yöntemleri cerrahi, radyoterapi ve kemoterapidir. Erken evrede. İleri evrede de bizim akıllı ilaçlar, immünoterapiler, kemoterapilerle birlikte yine birçok lokal tedavi yöntemleri ana tedavi yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Risk faktörleri hemen hepsi kolon kanseriyle aynıdır. Zaten o da bir kolon kanseridir yani son kısmıdır. Çok tamamen ayrı ele alınamaz. Birçok biyolojik, genetik özellikler aynıdır zaten. Aynı şeyleri konuşabiliriz. Burada sadece ele alınış yöntemi olarak bir ışının çok daha etkili kullanılabilmesi, ışın kullanılarak bir o ışın lokal bir tedavidir. Yani o bölgeye yakıcı bir tedavi olduğu için adeta cerrahi etkisi göstererek tümörün tamamen yok etme özelliği verir ve bu açıdan da rektum kanserleri ameliyatsız çözüm açısından en çok en iyi konuşabildiğimiz bağırsak kanserleridir. Bu anlamda farklı ele alınabilir. Ameliyat olmadan ışın tedavisiyle akıllı ilaçlarla tedavi edilebilir bir kanser. Akıllı ilaçlar evre 4'te daha çok kullanıyoruz ama erken evrede ışın ve kemoterapiyle önemli bir kısmı. Özellikle de iyi takip edilebilecek hasta uyumu iyi olan hasta grubunda önerilebilecek bir yöntemdir. Evet.